Değerli arkadaşlar, bekçi yasasıyla ilgili tartışılıp konuşulurken elbette ki toplumun düzenini, huzurunu, güven duymasını, evinde endişesiz, tasasız bir şekilde gözünü rahatlıkla kapatıp uyuyabilmesi insanlarımızın, kadınların gecenin hangi saati olursa olsun sokakta, caddede rahatlıkla gezebilmesi, güven içerisinde hiçbir şeyden çekinmemesi, gençlerin sokak aralarında, caddelerde başına bir iş gelmeden, job yemeden, kurşunlanmadan huzur içerisinde gece gündüz gezilebilen sokaklar, gezilebilen mahalleleri biz istiyoruz. Hepimiz istiyoruz. Böyle bir ülke olsun istiyoruz. Elbette ki yönetimler halkının güvenliğini sağlamak için tabii ki gerekli önlemleri alırlar. Ama bir toplum ki, bir ülke ki yönetimin en tepesinden her kademesindeki yetkililer halkı sürekli tahrik eden, provoke eden, bölen, ayrıştıran, ötekileştiren, nefret pompalayan söylemlerle halkın arasını bölerse her türlü sosyal adalet, vicdan, özgürlük, insan hakları, ekonomik her türlü imkanları imkansızlığa dönüştürür. İnsanların konuşamayacak, nefes alamayacak, eleştiremeyecek, sosyal medyada bir cümle bile yazamayacak hallere gelirse, komşu komşuya güven hissedemezse, tabii ki bu halk artık güvensiz, birbirine saygı duyamayan, sahip çıkamayan bir toplum haline gelir. Biraz önce eleştirileri cevaplarken AKP Grup Başkan Vekili Sayın Muş, genelde sık sık başvurdukları savunmalar içerisinde biz halkımızın güvenliğinden sorumluyuz. Halkımızın güvenliğini sağlamayacak mıyız? Teröristlere fırsat mı vereceğiz? Çetelere fırsat mı vereceğiz? Gibi ifadeler kullanıyor. Sanki dersiniz biz bekçi yasa tasarısını eleştirirken çeteleri savunuyoruz. Sanki biz bu yasayı eleştirirken teröristleri savunuyoruz. Sevgili arkadaşlar, yandaş ekranlarda gece gündüz en şarlatan teröristler karılarınızı, çocuklarınızı bizden nasıl koruyacaksınız diye halkı tehdit ediyor. Sizlerin ekranlarında bu halkı tehdit ediyorlar. Siz halkı potansiyel bir düşman olarak görmeyeceksiniz. Bu halk kimseye düşman değil. Siz komşularını listeleyen, sadece benim ailem bile 50 kişiyi götürür diyen, komşularımdan da kaç kişi listemde var, yeri gelince hallederiz, biz 15 Temmuz'da boşta bulunduk diyen kişilerin bu toplumun en büyük düşmanı olduklarını siz görün. Asıl önlem almanız gerekenler, komşularının güvenliğini sağlamanız gerekenler işte bu insanlar. İşte bu zihniyet. Önce bu zihniyetin hesabını sormalısınız. Ama gece gündüz ekranlarınızı açıp bu insanlara ortam veren, halkı tehdit eden, kendinizden olmayan, sizi eleştiren bütün çevreleri tehdit eden, kadınları ve çocukları ganimet alma tehdidiyle ortalıklarda sözler savuran, psikopat insanlara fırsat veren, ekran açan sizlersiniz. Şımartan sizlersiniz. Bu insanlar sırtını size dayıyor. Siz önce bu zihniyetin, bu şarlatanların, bu utanmazların hesabını vermelisiniz. Amerika'daki Floyd gösterilerindeki orantısız şiddeti kınamak kolay. 19 yaşında göçmen bir çocuk, Suriyeli Ali Hemdani, nefes alamıyorum bile diyemedi. Kalbinden vurdunuz. Ellerine silah.